Gelsene. Bu yıl Türkiye genelinde büyük bir kuraklık dönemi yaşamaktayız. Biz Adıyaman Samsat ilçesi olarak da gerçekten bundan çok büyük etkilendik. Fakat bizim yanım başımızda duran bir Atatürk barajımız var. 1989 yılında Atatürk barajı faaliyete geçti. Bunun için Samsat sulama kanalları ile ilgili 3 tane proje gündeme geldi. Birinci etap projesi, ikinci etap ve üçüncü etap projesi. Şu anda ilçemizde 96.500 dönüm bir arazimiz var ilçenin tümünde. Çek asası olan 900 küsür bir çiftçimiz var. İlçemizin genelinde bahçecilik, nar yetiştiriciliği çoktur. 12.000 dönüm yetişmiş narımız var. İhracatlık Hicaz narı dediğimiz. Bu sene sayı rakamı olarak söylersem 112.000 adet nar fidanı dikildi bizim ilçemizin tümünde köylerle beraber. Ve büyük bir kuraklık yaşıyoruz. Bizim bir an önce devletten istediğimiz şu. Birinci etap projesini faaliyete koydunuz. 27.500 dönüm bizim arazimiz sulanıyor. Ancak ikinci ve üçüncü etap projeleri hala gündemde yok. Gündem dışı. Şimdi ikinci etap projesi faaliyete geçtiği zaman 65.000 dönüm toplam arazimiz sulanıyor. Birinci etapla beraber. Üçüncü etap geçtiği zaman arazimizin tümü sulanıyor. Ki biz Fırat'a bedel ödeyen bir ilçeyiz, bir iliz. Bizim 36 köyümüz ve bir ilçemiz Atatürk Barajı'nın sularına gömüldü. Geri kalan arazimiz şu anda kuraklık dönemi yaşıyoruz ve sudan faydalanamıyoruz. Sadece ilçemizde 27.500 dönüm arazi sulanmaktadır. O da açık kanal şeklinde. Öz tarafları sulanamıyoruz. Şimdi bu yıl bu şekil bir kuraklık da geldi. Biz tütün ekemeyeceğiz. Narlarımız kuruyacak. Zaten arkamda gördüğünüz gibi arpalar kuruma dönemine geçti artık. Yağışlar yok. Biz devletten istediğimiz şudur. İkinci ve üçüncü etap projelerimizi lütfen bir an önce
faaliyete koyun. Biz de rahatlayalım. Çünkü biz 36 köyümüzü ve bir ilçemizi sulara gömdük. Bizim Atatürk Barajı'ndaki sular Urfa'nın bütün il ve ilçeleri sulanıyor. Hatta Diyarbakır, Batman vesaire. Ama Adıyaman'da sadece Samsat'ta 27.500 dönüm bir yerimiz var. Bu 27.500 dönüm bizim için çok küçük bir yer. Şu anda bizim 12.500 dönüm yetişmiş narımız var. Hicaz narı, ihracatlık bunlar. Fakat 112 bin kök nar ekmişiz ilçe genelinde. İzmir'den gelen özel şirketlere tütün veriyoruz. Bu tütünlerimiz yaklaşık 30 bin dönümü geçiyor. En kaliteli tütün de bizim ilçede yetişiyor. İzmir tütünü olarak 3-4 tane firmayla şu anda sözleşmemiz var. Bu sözleşmelerimiz bu ocağın 15'inde sonra tekrar yenilecek. Ama bu şekilde bir kuraklık devam ederse tütün dikimi yapamayız ve ektiğimiz narları da sökmek zorunda kalacağız. Devletimizden isteğimiz bir an önce bu işimize bir çözüm bulunması, gereken yapılmasını. Teşekkür ederim. Yani boruna var takdiri kodu ya. Yalnız ilk gün devleti kodu kazın. Birinci Samsat'ta birinci atap çekerine ikinci atap hem doğazına kıvayış bir evvel iyileşmiş çek. O var dışı yatki bir mi çiğ. Yani mesela onu ekine yok mu? Yok ekini ne? Kız ekini zaten birinci atap biz de haç dönüm art bir diye. Yani evvel rız zanıma biz de haç dönüm Samsat geneli of diye. Her şey birinci atapı sıkıntı şu anda tane. İkinci atapı yani bir ruke peşte mara çek. Proje de cihe. İkinci adam bir projede var. Hayır.